Evet, öncelikle herkese yeniden merhabalar. Bu videomuzda konuşacağımız konu aslında online ders yorgunluğuna karşı 5 öneri adı altında bir çekim yapıyor olacağız. Şimdi bildiğiniz üzere bu pandemi sürecinin Mart ayında ülkemize giriş yapıyor olmasıyla beraber bazı hayatımızda çok büyük değişikliklere yol açtı. Bu değişiklikler sadece öğrencilerin hayatında veya birçok alanın yanı sıra eğitimcilerin hayatında da birçok aslında değişikliğe yol açtı. Şimdi evet daha önceki eğitim süreçlerinde bilgisayar, teknoloji, akıllı tahta sistemleri veya çeşitli programlar sayesinde uygulanan bazı etkinlikler ve çeşitli bilgisayar kullanımı söz konusuydu. Ama Mart ayıyla beraber artık hayatımızın bir köşesine daha çok işte online toplantılar, sanal sınıflar, asenkron dersler, senkron dersler ve Zoom diye bir içerik girmeye başladı. Şimdi artık Zoom denildiğinde eğitimcilerin bir durduğunu görüyoruz. Çünkü artık bu bizde bir yorgunluk oluşturmaya başladı gibi diyebiliriz. İşte bu yorgunluğa karşı neler yapabiliriz? Bu yorgunluğu nasıl önleyebiliriz? Ve herkeste yaratılan durumları nasıl ortadan kaldırabiliriz? Bunun üzerine konuşuyor olacağız. Şimdi bildiğiniz üzere sanal sınıflar, Zoom dersleri, işte senkron, asenkronlar bunlar artık kullanılmasıyla beraber hayatın birçok alanında kolaylaştırıcı faktörüyle beraber ekstra fazla fazla yapılan toplantılar oluşmaya başladı. İşte bu toplantılar eğitimciler üzerinde sanal sınıf yorgunluğunu oluşturmaya başladı. Çünkü daha önce imkanlar, koşullar veya zaman kavramı sınırlı olduğu için ne oluyordu? Bazı şeyler yapılmayabiliyordu. Ama şimdi bu uygulamalar sayesinde işin kolaylığı tarafından ne olmaya başladı? Daha çok buluşmaya, yol açmaya sevk etti. Bu bir taraftan olumlu yanları varken biz bu yorgunluk kısmını aslında birazcık konuşacağız. Peki bu durumu, bu yorgunluğu ortadan kaldırmak için neler yapabiliriz? İsterseniz buna bakalım. Öneri olarak birinci önerim şu. Yaptığınız canlı derslerde, şimdi fiziki derslerin yani yüz yüze derslere baktığımız zaman yüz yüze derslerle sanal dersleri kıyaslamamız birazcık çok zor. Çünkü yüz yüze derslerde etkileşim birazcık daha yüksek. Şimdi bu senkron derslerde ise baktığımız zaman öğrencilerin kamera açmadığını, öğrencilerin mikrofonlarını açmadığını görebiliyoruz. Bu durum da eğitimci tarafından işte duvara karşı, işte sadece siyah bir ekrana karşı ne olmuş oluyor? Ders anlatımı hissiyatı katmış oluyor. Buradaki öğretmen hazzı birazcık geride kalıyor. Bu yüzden de bu eğitimcinin işte pes etmesine, eğitimcinin bu anlamda kendini geri çekmesine veya yaptığı dersten keyif almamasına ve karşı tarafta da bu hissiyatın oluşmasına sebep verebiliyor. İşte bunu ortadan kaldırmak için senkron ve asenkron dersleri tutarlı olarak yapmamız lazım. Şimdi bildiğiniz üzere yüz yüze eğitimde 40 dakikalık ders periyotları bu sistem içerisinde biraz düşürülmesi gerekiyor. Yani 30 dakikalık periyotlar şeklinde yapılması ve senkron ve asenkron derslerin karıştırılarak yapılıyor olması öğrenciyi sınıfta canlı tutacaktır ve eğitimcinin de öğretme hazzını daha yüksek seviyeye çıkartmış olacaktır. Ve bu sayede dersin daha etkili, daha içeriksel olarak karşı tarafa daha kısa vadede öğrenmesine olanak tanıyacaktır. Birinci önerimiz neymiş? Senkron ve asenkron faaliyetlerini dengeli tutmak öğrencide ve öğretmende bu anlamda işe yarayacaktır. Bir diğer öneri ise yaptığımız derslerin periyotlarına bakarak ve sıklığına bakarak ara ara kısa kısa aralar vermek. Diyelim ki derse başladınız, işte 20. dakikasındasınız dersin veya sunumun bir kısmına geldiniz ama sunum daha devam etmesi gerekiyor. Öğrencilerin yorgun olduğunu hissettiniz veya öğrencilerin dağıldığını hissettiniz. Burada kısa aralar verebilir veya bir ara zaman koyabilirsiniz. İşte bu sunumdan sonra devam ediyor olacağız. İşte burayı anlattıktan sonra bu soruyu cevaplayıp bir 5 dakikalık aramız olacak. Sonra yeniden devam ediyor olacağız gibisinden kısa aralar vermek hem sizi dinlendirecektir hem de öğrencileri bu süreci yeniden toparlayıcı şekilde dahil edebilecektir. Peki, üçüncü olarak ne yapmamız lazım? Her yaptığımız derste ve anlattığımız konuda öğrencileri tartışmanın içerisine çekiyor olmak bizler üzerinde ve öğrenme üzerinde kalıcı öğrenmeye teşvik etme ve anlattığımız konunun öğrencilerde farklı anahtar kelimelerle kalıcılığını sağlayacaktır.
ne yapabiliriz öğrencilere? Sen bu konuda ne düşünüyorsun? İşte hadi bakalım bu dersin lideri sen ol, bu konunun lideri sen ol, bu konuda senin görüşlerini önemsiyoruz, ne söylemek istersin gibi ne yapıyor olacak? Çeşitli tartışma ortaya sunuyor olmak bu anlamda hem sizlerin öğrenme tatmini sağlaması açısından hem de öğrencileri derse çekme açısından bir ne olacaktır? Katma aracı olarak karşımıza çıkacaktır. Yani ne yapacağız? Çeşitli tartışma liderleri veya tartışma sorularıyla öğrenciyi dersin içerisine çekiyor olacağız. Peki diğer bir konu dördüncü olarak ne söyleyebiliriz? Dördüncü olarak eğlenmeye ders içerisinde yer açmamız lazım. Yani ne demek istiyoruz? Derste eğlenecek miyiz? Evet, ders eğlenerek öğreteceğiz. Nasıl yapacağız bunu? İşte bunu buz kırıcılarla, ısınma teknikleriyle veya kitabından bir örnek vereyim. Ders sonu etkinlikler kitabından herhangi birkaç tane örnek uygulayarak derse başlamak, dersi sürdürmek. Mesela bu örneklerle ilgili yazdığım bir kitap mevcut. İsterseniz bunu da inceleyebilirsiniz. Ders içerisinde çocukların eğlenebilecekleri ve bu eğlenceyi de size yansıyabileceğini düşündüğümüz için öneriyoruz. Yani ders içerisinde bazı GIF yarışmaları, işte emoji yarışmaları veya Kahoot gibi birçok benzeri biliyorsunuz çeşitli uygulamalar var. Eğitimcilerin kullanabilecekleri birçok uygulama var. Bunlarla ilgili ilerleyen zamanlarda belki bir videoda atmış oluruz. Yani Kahoot'la beraber ne yaparsınız? Çeşitli quizler yapabilirsiniz, tartışma soruları oluşturabilirsiniz. Bu hem sizin ders içerisinde neleri öğrendiklerini, neleri öğrenmediklerini veya neleri nasıl öğrendiklerine ilişkin sizlere de küçük küçük anekdotlar sunuyor olacaktır. Bu yüzden de ne yapmamız lazım? Ders içerisinde eğlenceye yer açmamız gerekecektir. Ve buradaki yarışmalar ve kazanılan puanlar baktığınız zaman çocuklar arasında çok ilgi çekiyor. Ve 0-2 araçlarını kullanmak da bu anlamda faydalı olacaktır. Beşinci olarak da yapılan ders ortamlarını çok iyi şekillendiriyor olmak gerekiyor. Çünkü yorgunluk hissiyatını katan şeylerden bir tanesi de fiziki koşul baktığımız zaman. Bu yüzden ders anlatacağınız yerin veya ders dinleyen için ders dinlediği yer çok önemli. Hani sessiz oluşu, işte vücut yapısına uygun işte sandalyenin, masanın ve ortamın işte dikkat dağıtıcılardan uzak olması ve verilen kısa molalarda ve kısa aralarda dinleniyor olmak sizlere ne yapacaktır? Enerjinizi toparlamak için bir zaman kazandıracaktır. Bu yüzden de buna dikkat etmemiz lazım. Yani fiziki ortamı çok iyi ayarlıyor olmamız gerekiyor. Yani sonuç olarak baktığımız zaman bu önerilere sıraladıktan sonra şunu söyleyebiliriz. Evet, hayatımızın bir aşamasında artık pandemi süreciyle girmiş sanal sınıflar var. Sekron, asekron dersler var. Web 0.2 araçları var. Ve online dersler var artık hayatımızın her yerinde. Bu yüzden de artık bu bizim bir ayrılmaz parçamız olacak. Bu bir kesim. Artık bu saatten sonra işte öğrenmeyen öğretmen değil, artık kendini teknoloji kullanmayan öğretmen çok ayakta duramayacak gibi gözüküyor. Bu yüzden kendini geliştiren, yeni teknolojiyle beraber sisteme ayak uyduran öğretmenler çok farklı yerlere geleceklerine inanıyorum. Bu yüzden de kendimizi ister sanal sınıf olsun, ister hibrit sistem olsun, ister esnek sistem olsun, asenkron, senkron olsun fark etmiyor. Bu koşullar içerisinde en iyi şekilde neler yapabiliriz? Bunun üzerine kendimizi geliştirmemiz eğitimciler olarak gerekiyor. Ve tüm yaklaşımlarımızı da buna göre şekillendirmemiz gerekiyor. Umarım bu eğitim sizin için faydalı olmuştur. Bunlara dikkat ediyor olmak, bunlarla ilgili araştırmalar yapıyor olmak. Tabii bir şeyi 5 ile sınırlandıramayız. Sadece 5 öneri değil. Aslında binlerce belki öneri sıralayabiliriz ama bunlara da dikkat etmek önemli olduğu için sizlerle paylaşıyor oldum. Benimleriniz için teşekkür ediyorum. Buz kırıcı etkinlikleri eğer öğrenmek isterseniz de ders içi ve ders sonu etkinlikleri kitabı diye Google'a yazdığınızda veya Temur Hoca sayfası üzerinden bana talep attığınızda bu kitabı sizlere ulaştırıyor olabilirim. Ve burada da çeşitli örneklere ulaşabileceksiniz. Teşekkürler. İyi dersler diliyorum herkese. İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugün tanıtacağım son kitap Hüseyin Temur'un Ders İçi, Ders Sonu Etkinlikleri. Yarın da Turgay...